Kahvaltı vermiyorlar mı? Sıramızı bekliyorum. Hayırlı sabahlar. Fakir Belediye Başkanı adayı. Selamünaleyküm. Çok kıymetli puanlar gördü arkadaşlarımız, komşularımız, hemşehrilerimiz. Bu pazar günü sabah tatil gününde ailece buraya gelip burada Kuanpınar köyünü onurlandırdığınız için özellikle Kamil Sakal olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben Sayın Zeytinburnu Belediye Başkan adayımız Ömer Arsoy, hemşerimiz, burada bir şey daha öğrendik. Eniştemizmiş, o da Giresunlu sayılı. Ve meclis üyesi arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz. Ben bir açılış konuşması yapmak için Trabolu Dernekler Federasyon Başkanı ve Trabolu Kuanpınar Köyü Dernek Başkanı Necdet Demir'e de veriyorum mikrofonu. Elinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Belediye Başkan adayımız, Sayın Meclis Üyesi adaylarımız ve çok değerli Kuanpınarlar. Bu kar yağışlı, aslında evde camdan seyredebileceğimiz bir kar yağışı varken buraya bizi kırmayıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kuanpınar olarak biz aslında ilkleri gerçekleştirmede hep köy olarak bir şeyimiz var, bir niteliğimiz var. İlkleri gerçekleştirme gibi bir niteliğimiz var. Biz şimdi Kuanpınar'ın İstanbul'da bir araya getirebilme, İstanbul'da da bir araya gelebilme özelliğini yavaş yavaş kazandığını görüyoruz. Bu birlikteliği sağlamak için bu aktivitelerimiz devam edecek. Ben özellikle bugün bizi kırmayıp aramıza katıldığı için Kamil Bey'in söylediği gibi eniştemiz olan aslen Rizeli Ömer Arısoy Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilleri arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kendisinin bir programı daha var. Biz mikrofonu kendisine vereceğiz. Biz devam edeceğiz daha sonra. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli Trabolu Dernekleri Federasyonu Başkanımız Kamil abi, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, değerli Kuanpınarlı ama Zeytinburnulu hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İstanbul'umuzun, Zeytinburnumuzun bu güzel karlı pazar sabahında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli dostlar, bilindiği üzere karşınızda AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı olarak bulunuyorum. Dağıtılan kartlarda yazıyor ama bir kez de kendim ifade edeyim. 25 yıldır Zeytinburnu'nda oturuyorum. 15 yıl Zeytinburnu Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ve başkan danışmanlığı yaptım. Daha sonra Toplu Konut İdaresi'nde 2 yıl daire başkanlığı, en son Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarlığı ve bakan yardımcılığı yaptım. Bakan yardımcısıyken Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'na aday olmak üzere istifa ettim. 29 Aralık'tan beri Zeytinburnu'muzu karış karış dolaşıyoruz. Dertleri dinliyoruz, projelerimizi anlatıyoruz, kendimizi anlatıyoruz. Necdet kardeşimizin de söylediği gibi bugün aslında bizim meclis üyesi adaylarımızla bir kahvaltımız vardı ama hazır Kuanpınarlı hemşehrilerimiz buradayken sizlere bir selam vermek istedim. Ben uzun konuşacak değilim, burası dost meclisi. Zeytinburnu'nda 20 yıllık başarılı bir belediye başkanlığı grafiği var. Murat Başkan'ın bıraktığı yerden bir bayrak yarışı anlayışı çerçevesinde inşallah sizlerin duası ve desteğiyle bu belediyecilik çıtasını daha da yukarıya çıkarmak için
var gücümüzle çalışmak için yollardayız, huzurlarımızdayız. Allah nasip ederse hep birlikte buradaki Zeytinburnu'nu daha iyiye, daha güzele götürmek, belediye hizmetlerini ve ayrıca kamu hizmetlerini koordinasyon içinde Ankara'dan gelmiş bir kardeşiniz olarak bütün kamu kurumları ilişkiler konusunda daha yukarıya taşımak üzere var gücümüzle çalışacağız. O bakımdan sizden dua ve destek bekliyoruz. Normalde biz bu tür sohbetlerde soru da alıyoruz. Aklımıza takılan bir şey var mı diye. Zaten evlerinize bütün projelerimiz gelecek. O bakımdan ben bu güzel pazar sabahında sizi daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Yanımızda iki meclis aday arkadaşımızla birisi Adem Oğlu olacak. Kendisi Ordulu hemşehrimiz. Bir de Hurşit Bekaroğlu kardeşimiz var. Yağlıdereli hemşehrimiz. O da uzun yıllardır Zeytinburnu'da oturuyor. Bir arkadaşımız daha vardı. Listemizin başındaki arkadaşımız, birinci sıra meclis adayımız Fatih Erdoğan. Fakat sabah rahatsızlanmış, hastaneye kaldırmışlar, serum takmışlar. Normalde en koşturan benim, biz ayaktayız Allah'a çok şükür ama arkadaşlarımız, Allah geçmiş etsin, Allah şifa versin. Ben gerçekten sizi görmekten, sizinle tanışmaktan son derece memnun oldum. İsterseniz varsa kafanıza takılan bir soru alayım, cevaplayayım ama mutlaka destek bekliyorum. Sadece sizin desteğinizi değil, konu komşu akrabalarınızın da desteklerini talep etmenizi hasreten rica ediyorum. Önemli bir seçime gidiyoruz. O bakımdan buradan güçlü bir şekilde çıkmamız lazım. Buradaki talepleri Ankara'ya taşıyabilmemiz için iyi bir sonuç bekliyoruz. Dualarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Soru olup olmadığını bilmiyorum. Ona göre veda etmek istiyorum. Bir sonraki programımıza geçmek üzere. Var mı herhangi bir konuda görüşümüzü merak eden, kafanıza takılan herhangi bir husus var mı? Tekrar değerli dernek federasyon başkanımıza bizi davet ettiği için, sizlerle bir araya geldiği için, getirdiği için, sizleri de buraya geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dualarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Siz sohbet etmeye devam edin ama bize müsaade edin lütfen.